Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz toplamı tahmin etme. Toplamı tahmin ederken onluğa yuvarlama yapıyoruz. Yüzlüğe yuvarlama da yapabiliriz. Fakat onluğa yuvarlama daha yakın bir sonuç elde etmemizi sağlar. Şimdi örneklerimize bakalım birlikte. Birincisi, yuvarlamamızı onluğa yapmak istiyorum. 354 en yakın onluğu hangisi çocuklar? Tabii ki 350. 125'in yakın olduğu onluk 130. Tahminimizi yapalım. Toplama yapıyoruz. 480. Şimdi gerçek sonuca bakalım. 9, 7, 479. Büyük olandan küçük olan sayıyı çıkarıyoruz. 480'den 479'u çıkarırsak 1 olarak buluruz. Tahminimizin ne kadar yakın olduğunu gördük. İkinci örnek, 849'u onluğa yuvarlayalım. 850'ye daha yakın, 34, 30'a yakın. Toplama işlemi yapıyoruz. 8, yüzlükleri de aşağı indirdik. Tahminimiz 880. Gerçek işlem sonucuna bakalım. 13'ün 3'ü elde var. 1, 8, 883. Tahminimiz ve gerçek sonuç arasındaki farkı bulacağız. 883'ten 880'i çıkarıyoruz. Aradaki farkı 3 olarak bulduk. 284, 280'e yakın, 398. 98 100'e yuvarlanır çocuklar. 300 de burada var. 100, 300 daha 400. 400'e yuvarladık. Tahminimizi yapalım. 680. Gerçek sonuca bakıyoruz. Elde var 1. 18, elde var 1. 682. Aradaki farkı bulacağız. 682'den 680'i çıkarıyoruz. Farkı 2 olarak bulduk. Konumuzu bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.